Cem Küçük, MIT kanunu ve Türkiye düşmanları. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 27. maddesi çok açık. Bir daha okuyalım. MIT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir. MIT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenlerle MIT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. Karanlık olanın yaptığı tam da budur. Bile bile isteye isteye Libya'da görev yapan ve şehit düşen MIT mensubu arkadaşımızın kimliğini ifşa ettiler. Sayfalarında, köşelerinde, sitelerinde yayınladılar. Nitekim mahkeme devreye girdi ve gereken hukuki işlem yapıldı. İki gün önce karar verildi. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Beylivan'a 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel'e 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi. Üst sınır 7 yıldır. Şimdi bunun istinaf ve yargıta yaşaması var. Ben onaylayacağını düşünüyorum. Zaten kanun maddesi açık. Bu olay patlak verdiğinde Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek, olayın MIT'le ilgili olduğunu görünce haber yapmadım demişti. Karanlık odanın Türkiye'nin kötülüğü için çalıştığını herkes biliyor. Milli ve yerli herkese saldırıyor bu site. Devletin içindeki herkes de bu görüşte. Her bir üyesi Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakmak için çırpınıyorlar. Bir de bunlara destek olmak için adliyelere giden var. CHP ve HDP'den bir heyet her zamanki gibi oradaydı. Gazetecilik suç değildir gibi ikna edici olmayan argümanlar kullanıyorlar. Madem yaptığınız suç olmadığını düşünüyorsunuz o zaman benzer haberleri yine yapın. Ne duruyorsunuz? Milli güvenliği ihlal edin görelim. Karanlık da her zaman aynısını yaptı. FETÖ'cülerin karşı gazetesinde çalıştılar. Bazı gizli belgeleri bize MIT verdi dediler. Sırf AK Parti karşıtlığı ve Başkan Erdoğan nefretinden dolayı FETÖ ile işbirliği yaptılar. Her zaman da çamura yattılar ne kadar Türkiye düşmanı varsa Oda TV ile işbirliği yapmıştır. Bakın mesela Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şaban küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soner Yalçı'nın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin haberlerinde Eyüp Fatih Şaban'ı tarikat lideri ve efendi olarak tanıttı ve konuşmaları üzerinden operasyonel haberler yaptığı ortaya çıktı. 2016 yılında Oda TV'nin manşetten yayınladığı haberde çocuk istismarcısı Fatih Şaban'ın şu ifadelere dikkat çekiyor. Bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip Bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama burada çok çamlar da devriliyor yani. Sabah gazetesi. Oda TV zaten kapandı ama yayınını illegal olarak devam ettiriyor. Oda TV 4.com üzerinden kara propaganda yapıyor. Tabii kimse yemiyor. Oda TV yerli ve milli insanlara haksız yere saldırdı ama sonunda kaybeden kendi oldu.